Merhabalar. Şimdi korona. Okey. Self test mi diye? Hızlı test. Hızlı test. Kendimizi test. Yani şimdi korona testi yapacağız kendimiz. Evet, merhabalar. Almanya'daki evimizdeyiz. Hepimiz böyle bir telaşa kapıldık. Acaba korona mı var diye. Hemen böyle hızlı bir test aldık marketten. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım hangimizde çıkacak. Gerçi ben bir sefer korona oldum. Ve hani yeniden yakalandığında zaten böyle daha hafif geçiriyormuşsun. Ve birkaç gün önce hepimizde yine böyle bir semptomlar vardı gibi. Aynen öyle. Olamadık. Bir de çevremizde herkes de var şu anda. Hani dedik acaba bize de geçmiş midir? Aslında bende bir semptom yok. Ne bir öksürük var ne bir ağrı var. Ama yine de yapmak istiyorum. Çünkü hiçbir şeyin olmadığı halde de çıkabiliyor. Veya grip oluyorsunuz, çıkmayabiliyor. Evet, okuyalım bakalım nasıl olacak şimdi bu? Hepsini okuyayım diyor. Açalım. Dur açma daha. Onları 5 tane var zaten içinde. Tamam ama bence direkt açma. Bunlar tüpler. Bakın şunlarla başlıyoruz. Şu kulak karıştırıcı dalgalara önce bakalım. Şunu bir hem kulağa hem buruna, hem kulağa. Hayır. Hem burun hem ağız. Yok ağzı hiç yapmıyoruz. Bu sadece burunlu olan. Sadece buruna mı? Evet. Yalnız çocuklar aklıma bir şey geldi. Bunu tabii sormak lazım. Acaba test orucu bozuyor mu? Değerli Sayın Doktor Profesör Nihat Hatipoğlu. Size soruyorum. Belki televizyondan yanıtlarsınız. Herhalde değildir ya. Niye? Test orucu niye bozsun ki çocuklar? Ne diyorsunuz? Hadi tahmin edelim. Bence kesinlikle bozmuyordur yani. Sonuçta vücuda bir sıvı ya da bir şey almıyoruz bir madde, değil mi? Hayır yani. Bence bir madde de. Girmiyor. Çırpılar burada. Çırpılar burada. Bu zaten şey herhalde. Hiçbir şey anlamadım ya. Ne kadar zor yapmışlar bunu. Ben anlamadım. Bunu. Hiçbir şey anlamadım. Bir şey diyeceğim. Çok kolay. Bire bakın, ikiye bakın. Bunları yapın işte. Fındır gözüm tabii. Bir saniye bak. Ben onun için şunu aldım. Bak şirit ha. Şirit okuyor. Bak bunu oku. Bence bir şey diyeceğim. Lloyd en güzeli bu. Burada yazıyor. Tamam. Baksana da fındır gözüm tabii. Spitzer stop fast bağlıştı. İnan nasıl tekrar. Aynı zamanda fındır gözüm aynı. Şunların içine değil mi? Bunlar da bunları. Bunları baba burnumuza baksana. Peki bunu nereye döküyoruz? Baba devam diyeyim de. Anladım. 15 saniyede 6-7 kere şöyle, aynen, şöyle burun derinliğinde gezdir diyor. İki deliğe birden. Bu sefer buraya koyuyoruz. Tamam, gelin deneyelim. Hadi bakalım. Evet, okuyoruz, anlamıyoruz. Evet. Ama sonunda tam buraya mutlaka çözeceğiz. Bunu buraya sonra süreceğiz. Çok ilginç. Hayır açılmıyor. Buraya bak. Buraya damlatıyorsun. Ya tamam ama suyumuzu nasıl damlatıyorsun? Hayır. Önce burnuna damlatıyorsun. Hayır. Evet. Bence bunu hiçbir yere sokma. Bunu daha hiçbir yere dokundurmuyorsun. Hayır. Bu direkt zaten buruna. Buna bir şey damlatmıyorsunuz. Tamam. En sona onu bunun içine koyuyoruz. Aynen. Bunu açıyoruz. Sonra bu sıvı onu alıyor. Ona göre bakıyor. Yani buraya dökmüyor muyuz? En son bu sıvıyı buraya döküyoruz. Tamam şimdi anladık. Aynen öyle. Oturdu. Öyle mi yazıyor? Evet. Evet tamam. Hı-hı. Haydi başlıyoruz o zaman. Hadi başla o zaman Şevval. Sen madem mi anladın. Yok sen başla bir deneyelim. Sonra hepimiz yanlış yapmayalım. Bir kere ta dibine kadar ve gitmesi lazım. Devam. Hayatta olmaz. Böyle okey. Hayır dibine kadar. Bir şey diyeceğim siz yapın dibine kadar. Şuraya kadar ama işte biriniz başlaması lazım. Ben bunu kullanmayacağım. Yenisini açıyorum. Bir şey diyeceğim ama o şimdi biraz kötü oldu. Hayır. Hiçbir şey yapmadın ki. Ben başlıyorum. Aynen. Hah. Bak. Evet, öbür taraftan da. Dur biraz daha yapalım. 15 saniye diyor. 15 saniye değil ya. İnsanlar mesela ben yaptırdım hastanede böyle 2-3 saniye buraya soktu. 2-3 saniye buraya. Böyle okey mi? Tamam geldi. Sonra peki çıkarınca ne yapacağız? Ay çok yaşa. Siz de görün. Korona varsa şu an hepimize geçti. tamam okey yetmiştir bu. Bak ben de başlıyorum da bahsediyoruz. Bir yapın bir görelim de ben yaparım kolay. Tamam şimdi bunu alıyorum.
Şimdi içine koyuyorum burundan aldığım şu şeyi. Ne tamam, o şişenin içine, şu ufak şişelerin içine. 15 saniye boyunca içinde çevirip böyle hafif basınçlarla böyle karıştırmam lazım. Peki bunlar ne için? Ne oldu kızım? Burnuma gir. Yeter artık. Zaten tam şey yapmadın, tam girmedi. Sen tam yapamıyorsun bence. Bence hiç değil, gayet iyi oldu. İyi hadi yap o zaman ablan gibi, al şunu. Hayda. Çok yaşa. Size göre. Peki bunlar ne için? Bir de şöyle şablonlar var. Ona en sona midem bulandı. Benim de böyle tuhaf oldum. Baksana. İğrenç. Hadi koyun şuraya artık, tamam, ne olacaksa olsun. Dur daha böyle değil. Bu şimdi bekleyecek. Ay çok iğrenç. Nerede bekleyecek? Dur ya, çok midem bulandı. Bir şey söyleyeyim mi? Biz doğru yanlış yapıyoruz. Hayır doğru yapıyoruz. Hayır ya baba, sen de bu kadar negatif düşünmedin. Bak şimdi kapatıyorum. Evet. Şimdi sıra parking dinosun açtı sofa yani bayağı plastik kutu ve kontaminante abfela. Tamam. Ha, şimdi bak bunun içine koyuyoruz bunu. Evet. Babacığım açar mısın bunu? Onu çöpe atıyoruz diyorsun yani, tamam at. Ha buraya mı? Bu çöp. Bu çöp. Evet. Bununla işimiz bitti. Gerisi bunun. Ha anladım. Şimdi onu burnun içine damlatacaksın herhalde. Evet. Aa şimdi anladım. Şöyle göstereyim. Bakın hay Allah nasıl gösteriyorum. Şöyle bir şey. Yani 15 dakika sonra çıkıyor. Tamam. Tamam ben yapıyorum. 4 damla. Evet. Şimdi ben de sıra değerli izleyiciler. Bunu da beklemem gerekiyor. İnsanın gözleri sızlıyor ve yaş geliyor gözlerinden tepeye soktukça. Oh. Evet. Ne, buradan mı açıyordum? Evet. Ama bunu bununla yapma. 15 saniye bunu bayağı çevirdim. Yaptım. İki bunla yapmadım. İki deliğime de. Sen de evet. Test %100 yanlış çıkacak. Bak göreceğim. Belki de tek bende korona çıkacak. İçinde bir de tuz gibi bir şey var. Bu ne işe yarıyor? Ha yok o şey için ya. Ceketlerin içine de koyuluyor ya. Anladım. Bazen nem kapmasın diye. Nem kapmasın diye. Okey. Herhalde odur. Şimdi ne yapıyorduk? Şimdi onun kapağını kapatıyorsun. Bu da benim testim. Bu da benim testim. Okey. Bu da benim. Şimdi size sen damlattın mı? Ben damlattım. Karşıma damlattım. Damlatabilir miyim şimdi? Damlatabilirsin. 4 top baba. Şu S yazan yer. 4 tane damla diyorsun. Aynen, 4 damla. 4 damla. 1, 2, 3, 4. Peki ne zaman, nasıl anlayacağız? 15 dakika sonra sonuçlar çıkıyor. Tamam. Peki ne zaman korona oluyoruz? Burada ne, hangi renge ulaşınca? Onu gösterelim. Şu ikisi de mi kırmızı olunca? Hepsi kırmızı olunca. Bak kanalıya göstereyim onu da. Aynen yani şöyle gözüküyor mu? Sanırım gözüküyor. Şu anda gözüküyor. Görünüyor evet. Yani hepsi kırmızı olacak. Evet yani şöyle olursa pozitifiz, böyle olursa negatifiz. Anladım, ilk olursa. Ve böyle sadece bir çizgi varsa o zaman demek ki geçersiz bir test yaptık, başarısız bir test oluyor. Yani korona yok. Korona yok değil, hayır. Sadece bir çizgi olursa yani yapamadık. Başaramadık. Geçersiz yani. Geçersiz bir test. Sizde nedir durumlar şu an? Daha var, 15 dakika var. Bekleyeceğiz. Ama sende mesela bak ikinci çizgiye geliyor. Demek ki demek negatif ama altta da bir şeyler olursa belki. Hayır ya sen daha üstte yanacak sanırım. Lata kamerayı kapatın, ben de pozitif çıktı. Hayır hani? Şap korona. Hani nerede? Üst. Karşım aynısı bende de var ya, kafayı mı yedin? Canım buraya sıçrarsa şuraya. Bir de kamerayı kapatın, bende korona var. Koronayı kamerayı kapat, bende korona var. Bir şey değil. Lafa aa bak. O negatif oluyor, pardon. Ben C'de durunca pozitif oluyor zannettim. Okey tamam. Tamam, arayı kapatmamıza gerek yok. Ama bekleyeceğiz daha. 2 hours later. Test sonuçlarımız geldi. Hepimiz negatifiz. Üçümüz de negatif çıktık. Aynen. Çünkü tek çizgi var. İki çizgi, kırmızı çizgi olsaydı pozitif olacaktık. Ne diyelim, geçmiş olsun diyelim. Aynen. Evet. Ama bu kadar çevremizde insanların korona olmasına rağmen bize de an meselesi. Evet. Ama ben geçirdim sanıyorum. Ben kesin geçirdim. Ben de geçirdim. Evet, ben daha ilk devrede, geçen sene Ocak ayında bayağı bir Rusya, Danimarka, Almanya, Türkiye böyle uçaklarda 4-5 gün seyahat yaptım ve geldiğimde
Belki 4 gün yataklık oldum, yerimden kalkamadım. Ben normal bir grip sandım. Hatta şirkette herkes şaşırdı. Rafet abi dedi, ya dedi sen dedi hiç bu kadar hasta olmazdın dedi. Ne oldu sana dediler. Demek ki korona olmuşum ve farkında değildim. Zaten 2 ay sonra da korona almış başını bütün dünyada. Her yer kapandı. Bizi bugünkü hale getirdi. Ben Kasım'da oldum. Ben de Kasım'da oldum. Ben daha geçirdim. Kasım'da, geçen yıl. Bu, yani son geçtiğimiz Kasım'da. 2020'de. 2020 Kasım. Evet. Ben 2020 Ocak. Ocak. Ben de ağır geçirdim. Yani ağır bir grip gibiydi. Ama hani ilaç aldım mı? Hayır. Arada iki sefer falan parol kullandım sadece. O kadar. Ben çok hafif geçirdim. Benim hiçbir şeyim yoktu açıkçası. Kim dedi onu? Parol ilacı çok iyi geliyormuş. Evet. Ya. Ama onu Amerika'da da falan söylemişlerdi. Öyle mi? Yani Almanya'da paracetamol, Türkiye'de parol. O içeriklerle korona iyi iyileşiyormuş. Ya. Ben şeye inanıyorum. Bizim şu anda daha dayanıklı olduğumuzu düşünüyorum koronaya karşı. Bunun tamamen şeyle alakalı. Evet. Bünyemizin gücüyle alakalı bir alıştı şey. Alıştı yani. Onu bir sefer atlattı. Şu anda ve şu an güçlendi yani. Daha evet. Geçirebiliyoruz. Bağışıklık sistemimizi ne kadar iyi tutarsak bence o kadar koronadan korunmuş oluruz. Bunu da çok az konuşuyor bilim adamları, doktorları. Neden acaba? Bir de şimdi bak bir şey sormak istiyorum hepinize. Aslında testini kendimizin yaptığı bir hastalıktan neden bu kadar korkuyoruz? Hani şimdi bir kanseri test edebilir misiniz? Veya bir ne bileyim bir mide kanamasını veya bir beyin kanamasını bunu test edebilir mi edemezsiniz. Çünkü onlar gerçekten tehlikeli hastalık ama testini kendimizin yaptığı bir hastalıktan bu kadar da panik, bu kadar da korkmak bence yanlış. Tabii yine yorumu açık ama. Neyse ortalık zaten çok karışık. Ben de evet. Çok karıştım yani. Ama söyledim ama yani. Çok doğru ben de katılıyorum yani. Baksana bu kadar basitçe negatifiz ve dışarı çıkabiliyoruz nokta. Evet. Daha ne olsun. Negatif arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hani diyorlar ya beğendiyseniz tıklayın. Tıklayın mı diyorlar? Ne diyorlar? Like atın. Peki o zaman hadi bay bay.